Bugün başka bir parktayım. Daha doğrusu parkımsı bir yerlerdeyim. Şöyle bir bakın arkama. Gördüğünüz gibi yine o muhteşem apartmanlar, AVM'ler. Onların ortasında bir yerlere düştüm. Aslında bugün Nezahat Gökdemir Botanik Park'a gitme niyetiyle çıktım yola ama Ataşehir girişini kapatmışlar. Karayolların çalışması varmış, yol yapıyorlarmış. Yani klasik yol hikayeleri devam ediyor. O nedenle hem Nezahat Gökdemir'e giremedik. Ta Ümraniye'ye gitmem lazımmış. E şimdi oraya nasıl gideceğim? Buraya çünkü yürüye geldim ben. Nasıl olsa yakın diye. E şimdi buradan oraya yürümeye kalksam 1,5 saat falan sürecek. Onun için vazgeçtim arkadaşlar. Buraya geldik. E kendime sessiz bir alan ararken de burayı buldum. Fena da değil. Vallahi fena değil. Yapıyor adamlar ya. Yol yapıyorlar. Köprü yapıyorlar, AVM yapıyorlar, kule yapıyorlar. Kafanı kaldırıp saymaya kalksan sayamazsın. Boynun tutulur. Öyle yüksek bir yer yapmışlar yine. Ataşehir'de klasik. Hikaye burada başlıyor aslında, biliyor musunuz? Şöyle kısaca anlatayım size. Hangi hikaye? Bu hükümetin ekonomi hikayesi, inşaat ekonomisi hikayesi var ya. Bu ballı gaymaklı müteahhitlerle birlikte organize ettikleri ekonomi. O hikaye tam da burada başlıyor aslında, Batı Ataşehir'de. Bunlar iktidara geldiğinde burası bataklık. Büyük boş bir alan Batı Ataşehir'in olduğu yer. Şimdi gelseniz yer bulamazsınız. Her tarafta kuleler. Neyse, önce burayı satmaya çalışıyorlar. Çünkü mevzuata göre TOKİ arsa ofisinden arsayı alacak. Kendi bütçesiyle, kendi finansmanını yaratarak buraya ev dikecek. Toplu konut yapacak ve orta gelirli vatandaşa satacak. Aslında hikaye bu. TOKİ'nin asıl amacı bu. Emlak Bankası da bunun için finansman yaratıyor. Arsa ofisi de arsa gösteriyor. E para da yok. Ne yapacağız? Satalım biz burayı finansman. Çünkü kafayı inşaata çalışıyor abilerin sadece. O zaman da belediyecilikten gelmişler. Neyse, satıyorlar önce. Türkiye'nin dev holdinglerinden birisine satıyorlar. Sonra o dev holding yaptığı bu alımdan vazgeçiyor. Daha doğrusu ödeme koşullarında anlaşamıyorlar falan filan, vazgeçiliyor. Neyse, ne yapacağız? O zaman diyor, biz bu mevzuatı bir şekilde bırkalayalım, değiştirelim. Küçük yönetmelik değişiklikleri yapalım falan. Biz burayı kat karşılığı müteahhitlere verelim baba. Müteahhitler de üzerine karlarını koysunlar. Öyle dar gelirliye, orta gelirliye falan değil, bayağı yüksek gelirliye burayı satsınlar diyorlar. Hatta bize de buradan pay versinler. Hani kat karşılığı derken, ne olursa olsun işte dairenin bir payını ya da işte belli miktarda katı alıyorlar. O katları da müteahhit satsın, biz bununla da uğraşmayalım falana getiriyorlar. Nihayet bu Batı Ataşehir'de bu süreci başlatıyorlar. Türkiye'de ilk defa burada başlıyor bu mevzu. Yani bu kadar büyük ölçekte ilk defa burada başlıyor. İşte o dönemde Ağoğulları, Kent Plus'lar, teknik yapılar, var yaplar falan filan buraya üşüşüyorlar. Hepsi buraya geliyor. Bunlar hem hükümete yakın, hem Bağdat'ta müteahhitlik geçmişleri olan, orada münferit apartmanlar yapmış, az çok adlarını duyurmuş falan müteahhitler. Hatta Ağoğlu'nun bir iki tane böyle site projesi falan var. O nedenle de ona, o ön plana çıkıyor zaten. Anlayacağınız arkadaşlar, ondan sonra bu alışkanlık haline geliyor. Bir salgın hastalık gibi yayılıyor. Batı Ataşehir, Doğu Ataşehir, Şerif Ali falan derken tüm Türkiye'ye yayılıyor. Şimdi de bu büyük emlak balonu oluşmuş durumda. 1+0 daire ne kadar bitiriliyor? Vay be! Bundan 20 yıl önce, yani bu hikaye başlamadan önce 1+0 daire desem bir kere dayak yer. Evet, yani nedir lan 1+0 mı olur? Otel mi burası derlerdi adama. Hadi onu geçtim. Bir de 1+0 daire 1 trilyon deseydiniz kesin kafa göz girerlerdi size. Kesin yani. Bundan 20 yıl önce. Ama şimdi normalleştirdiler bunu. Şimdi tekrar anormalleşiyor. Çünkü bu büyük bir rant kapısı haline geldi ve vatandaş da bundan son derece rahatsız. Niye? Çünkü her koşulda
Şimdi de ballı kaymaklı o müteahhitleri kurtarmak için uğraşıyorlar. Adamların yedikleri yetmedi, şimdi bir de borçlarını biz ödüyoruz. Evet, kazandıkları yetmedi. Aç gözlerini bir türlü doyuramadık. Ondan dolayı bir yığın finansal kriz yaşadılar. Şimdi o finansal krizlerini, borçlarını ödeyemedikleri için patlamak üzereler. Patlarlarsa da devlet de patlayacak, onu da biliyorlar. Onun için bunu kullanıyorlar. Devlet de abi tamam kardeşim ben sana şuradan ihale vereyim, buradan para kaydırayım falan diye bunları ayakta tutmaya çalışıyor. Bunlar ayakta kaldığı sürece de bütçeye bindiriyorlar da bindiriyorlar zararları. Bakın bütçe açığı iyiden iyiye açılmış durumda biliyorsunuz. Yani eğer ki ihtiyat akçesi kullanılmasaydı 150 milyar lirayı bulacaktı sadece bu sene. Önümüzdeki sene 139-140 milyar lirayı hedefliyorlar ama muhtemelen çok ama çok üzerinde bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalacağız. Bunun en net göstergesi borç. Evet borç arkadaşlar. Çünkü bakın borç stoğu rakamı geldi en son. 1 trilyon 260 milyar liraya dayanmış durumda. 1 trilyon 260 milyar şaka değil yani. Bu 1 trilyon 260 milyar liranın 176 milyarı sadece 176 milyarlık kısmı neredeyse %10-12'ye falan geliyor. Tam hesaplarsanız o tür bir rakama ulaşıyorsunuz. 176 milyar sadece 12 ayda yapılan borç. Ve bu borcun da önemli bir kısmı faiz gideri abi. Evet. İşte biliyorsunuz geçen gün 12 aylık faizler, faiz ödemesi 97 milyara. İşte 10 aylık faiz ödemesi 86 milyara falan dayanmış durumdaydı. Borç ne demek? Borç neden oluyor? Borç da bütçe açığından kaynaklanıyor. Yani eğer bütçeniz açılıyorsa borcunuz da artıyor anlamına geliyor. Ve bütçe açığınız arttıkça da sizi inceleyen adamlar size daha yüksek faizlerle borç vermeye başlıyorlar. Haklı adam, adam diyor ki ya bu adam riskli. Ya bu kadar çok bütçe deliği açığı varken bu adamı ben hazırda köşeye sıkıştırmışken dayayım faizi diyor. Ve dayıyor faizi. Anlayacağınız o hani 139-140 milyar liralık bütçe açının çok daha üzerinde bir bütçe açıyla karşı karşıya kalacağız. Şimdi bakın her şey nasıl zincirleme. Bütçe açığı verdiniz. Değil mi? Faiz ödemeleriniz arttı. Evet. Aynı zamanda borçlarınız her geçen gün artıyor. Çok güzel. Peki bunu ne yapacaksınız? Nereden karşılayacaksınız? Siz de devlet olarak gelirlerinizi arttırmak zorundasınız. Eskiden kitler bitler falan vardı. Hiç olmazsa oradan 3-5 akıyordu. Şimdi onlar da yok. Tek bir geliriniz var. Vergiler, dolaylı vergiler, cezalar. Yani vergileri işte kurumlardan alıyorsunuz, vatandaşın stopajından alıyorsunuz falan. Öbür tarafta da kurumlar vergisini şirketlerden alabilirseniz alıyorsunuz. %90 alamıyorsunuz. Yani tahakkuk var ama toplayamıyorsunuz. Yani vergiyi tahakkuk ettiriyorsunuz. Tamam senin şu kadar bana vergi ödemen gerekiyor diyorsunuz. Adam diyor ki ödeyemiyorum kardeşim. Ne yapacaksın? Gidiyorsun icra koyuyorsun. İcra koysan da bir işe yaramıyor. Yoksa veremiyorsa veremiyor adam. Bu sefer başlıyorsun cezalara yüklenmeye. Trafik cezası, emlak cezası, o cezası, bu cezası derken vatandaşa bir kez daha biniyorsun. Stopajdan da vatandaşa biniyorsun. Çünkü kaynağından kesiyorsun orada da. Öbür tarafta başka ne kaldı? Dolaylı vergiler. Dolaylı vergilerde de yine vatandaşın tepesine biniyorsun. Bu da zam olarak vatandaşa yansıyor. Üreticinin maliyetleri arttığı için boyuna zam koyuyor, boyuna zam koyuyor. 3 liralık peynir oluyor 13 lira. Böyle böyle fiyatlar yükseliyor. Ondan sonra diyorsun ki enflasyon tek haneli. Buna da kimse inanmıyor doğal olarak. Peki şimdi vatandaşı söyledik, bütçe açığını söyledik, borçları söyledik de bütün bu sıkıntılar neden kaynaklanıyor? Bir de onu konuşmak lazım. Bunların en önemli sebepleri arkadaşlar, bir seçim harcamaları. İki, bu ballı kaymaklı müteahhitler gibi pek çok yandaş firmaya açıktan verilen paralar, teşvik adı altında verilen paralar. Evet. Ya da bu ballı kaymaklı müteahhitlere dolar karşılığı verilen işler, üstelik bunların garantisi de verilmiş.
Mesela adam Osman Gazi Köprüsü'nü yaptırıyor. Diyor ki burası garantili arkadaş diyor. Merak etme. Bu kadar müşteri olmazsa yani bu kadar geçiş olmazsa devlet olarak ben karşılayacağım diyor. Devlet olarak karşıladığı zaman bütçe deli gibi açık veriyor. İnşaat yaptırıyor. Yap işlet devlet, devret ayağına. Ama yap işlet devret falan değil. Yine garantili. Şehir hastanesi yaptırılıyor. Şimdi 142 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. 142 milyar doları çarp 6 ile abi 1 trilyonun üzerinde zaten tek başına şehir hastanelerinin 25 yıllık masrafı var bize. Bu bütçe açığının daha da açılacağı anlamına geliyor. Bitmedi. Bütün bu dengesiz işler, bu ekonomiyle ilgili problemli işler finans sektörünü darboğaza sokuyor. Finans sektörü darboğaza girince üzerine bir de cari açık eklenince ki yakın zaman içerisinde cari açık kur bu seviyede tutulduğu sürece açılacak. Cari açık binince senin dengelerin iyiden iyiye bozuluyor. Dolar üzerinde bir baskı oluşuyor. Türk lirası gerçek değerine gitmesi gerekiyor. Türk lirası gerçek değerine gitmesi için de yükselmesi gerekiyor. Ama Türk lirası değer kaybederse ne olacak? Enflasyon patlayacak tekrar. Tekrar dengeler bozulacak. Seçime gidersen abi sen doları bile kontrol edemedin, ekonomiyi bozdun falan diye vatandaş hesap soracak. Onun için bizimkiler ne olursa olsun her koşulda swap piyasasında Türkiye'deki işte zorunlu karşılıklarla, bankacılık sistemindeki entrikalarla falan filan bir şekilde forex piyasasındaki entrikalarla bir şekilde doları baskı altında tutuyorlar. Şimdi bunun maliyeti yok mu? Elbette var. İşte en büyük maliyetlerden birisi bu. Son bir sene içerisinde doları baskıladınız ama 176 milyar ekstra borç yaptınız. 100 milyar ekstra faiz gideri yaptınız. Sadece bu yüzden dolayı. Ve işte tablo burada karışıyor arkadaşlar. Hani birileri diyor ya yorumlarda ben, baba işte swap'ta önünü kestik işin, Merkez Bankası da Türkiye'de baskılıyor, Forex'te de çekiyoruz. Nasıl yükselecek dolar? İşte bundan yükselecek arkadaşlar. Artık borç o kadar gırtlağa kadar dayanmış durumda ki, bütçe açığı o kadar patlamış durumda ki ve vatandaşın bu nedenle sırtına o kadar yük bindirilmiş durumda ki ve yeni yüklerde devam edecek. Bu borçlardan dolayı, bu giderlerden dolayı, bu faiz giderlerinden dolayı, bu açıklardan dolayı yeni yeni vergiler, yeni yeni vergiler, yeni yeni sıkıntılar, yeni yeni zamlar. Yani anlayacağınız aslında doları değil vatandaşı baskılıyorlar. Ve bu işin de bir yerde zurnanın dıp dediği, zırt dediği yere gelinecek yani. Vatandaş da birader yeter yani. Senin bütün hatalarını, bedelini ben mi ödeyeceğim diyecek. Ve pandomini orada kopacak zaten. Evet. Ve haklı da yani vatandaş. Ya ben senin hatalarını, bedelini sürekli ödemek zorunda değilim. Bak bundan 10 ay önce de dedim ben. Ya bırakın doları, rahat bırakın. Yani gerekiyorsa devalüasyon mu yapacaksınız? Ya da paranın kendi kendine değer kaybetmesine izin mi vereceksiniz? Verin. Piyasa hareketlensin, piyasa canlansın, hatta vergileri düşürün. Vergileri düşürerek insanların üzerindeki sırtındaki yükleri biraz daha azaltın. Ve böylece hareketlenen piyasadan daha çok vergi toplayın. Vergiyi ne kadar yükseltirseniz o kadar az vergi toplarsınız. Ne kadar çok zam yaparsanız ürün fiyatlarına o kadar piyasayı daraltırsınız. Doları ne kadar baskılamaya çalışırsanız şiddetini o kadar arttırırsınız diye 50 defa söyledik abi. Dinleyen oldu mu? Olmadı. Kafalarına göre hareket etmeye devam ettiler. Resmen batırıyorlar arkadaşlar. Bakın açık ve net söyleyeyim. Resmen batırıyorlar. İyiden iyiye batırıyorlar. Ve hani o çok derin bir ekonomik krize falan gidiyoruz diyordum ya. Çok sert bir kur şoku gelecek diyordum ya sizlere. Yani onun şiddeti 2-3 kat arttı. Onu söyleyeyim. Ve sürede her geçen gün daha da daralıyor. Allah yardımcımız olsun. Yani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Yine bedelini biz ödeyeceğiz çünkü. Her zaman olduğu gibi bu sefer de bedelini biz vatandaş olarak ödeyeceğiz.
Hazırlıklı olalım bakalım. Nasıl hazırlanacaksınız? Tabi mümkün olduğunca kendinizi koruma altına alarak. Onun için arkadaşlar son cümle. Yani istediğiniz kadar swap'ta baskılayın, istediğiniz kadar Merkez Bankası'yla baskılayın, istediğiniz kadar Forex'te iş yapın, istediğiniz kadar zorunlu karşılıklarla oynayın. Öyle ya da böyle bu borçlarla, bu açıkla, bu vergilerle, bu zamlarla öyle ya da böyle bu iş bir yerden patlar arkadaşlar. Onun için dolar devriliyor olacak diyorum. Sanıyorum sorularınızın cevabını vermişimdir diye de düşünüyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.